ihanet etti. Bu konuyla ilgili bir yayın yapmam gereği duyduk. İhanetin bedeli çok ağır oldu. Kimler ihanet etmiş acaba? Davaya, Türkiye devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk milletine kimler ihanet etmişse Allah belalarını verecektir inşallah. Er veya geç. Bu konuda şek ve şüpheniz olmasın. Kartal gelecektir temizlik yapmaya. Bugün kartal ve ihanetin bedeli. Belayla açtık programı. Ne yapalım? Kartal şiir okuyalım. Kartal. 99 bin Türkistan pirinin ulusu Hoca Ahmet Yesefi. Öyle derler vilayetnamede Hacı Bektaş Veli'nin talebesidir Hacı Bektaş Veli. Hoca Ahmet Yesefi'nin Horasan erenlerindendir Lokman Parendi'nin 90 bin Türkistan Piri, Alperen ve Alpasta'nın hocasıdır Yesevi Fethullah Gülen Hoca soyu ondan gelir. Genetik olarak da. Pirimizdir. Piri fani. Pirlerin piri. Piri de horozlu Abbas Arslan. Benim dedemdir. Azerbaycan'da. Sorumlu değil sadece. Dün akşam rüyamda Abbas dedem geldi. Gece teheccüde kaldırdı. Ve ilginç bir bilgi verdi. Merse Azerbaycan'da benim gittiğim Rısal dersi yaptığım Caferi Köyü, Pirli Köyü ve oradaki Horozlu Pir ismi cismi bilinmeyen meçhul olarak kalmış Osmanlı zabiti Abbas dedenmiş. Mezarı Kürdemir'de, Pirli Köyü'nde yolun kenarında duruyor. Ölmemişti zaten Çorum'a Nurul Şehitlerin arasında da ismi yoktu. Şehitler Yaban'da. Ben de araştırdım, bulamamıştım. Daha doğrusu bulamadığımı zannediyordum. Merse Azerbaycan'a gittiğimin daha birinci haftası bulmuşum. Ve o köyden hiç ayrılmadım. Benim köyüm, Pirli köyü, Abbas dedemin köyü. 1926 senesine kadar Stalin'e karşı, Sovyetler Birliği'ne karşı mücadeleyi tek başına yürütmüş ve arkasına e, o köyün Alevilerini, Caferileri almış ve direnmiş bir son Osmanlı fedaisi Abbas dedem. Orada şehit olmuş. Orada evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, dönmemiş babaannem Hacer'e. Pirli köyündeki Muhtar Hürmet Ali ve oradakiler benim akrabammış zaten. Abbas dedemin soyu. Ben de diyorum niye çok seviyorum ben bu arkadaşları? Bu köyü ben niye seviyorum? Ben bu horozu biri nasıl buldum? Ben bu köye niye girdim? Azerbaycan'ın en ücrar, ücra ücrar köşesi elektrik yok, su yok, yol yok, asfalt yok. Yani Stalin ceza vermiş. Sovyetlere karşı direndiği için Rus e, işgaline karşı direnen son köy Azerbaycan'ın ortasında Pirli Köyü. Liderleri, komutanları Abbas deden olduğu için direnmiş. Yoksa direnemezdi bu kadar uzun. Ve e, ismini değiştirmiş benim dedem. Abbas olarak bilmiyorlar ama Abbas'ın türbesi diyorlardı. Evet, horozlu pire. Abbas Tabii Türkiye'de Arslan Soyadan aldık. Arslan Usta olarak biliniyordu Çorum'da. O yüzden Arslan Soyadını taşıyoruz. Aslında Abbas'tır benim dedem ve e, Azerbaycan'dan geri dönmemiştir. Nuri beraber. Pirli Köyü'nü şöyle bulmuştum. Pirli Köyü'nü aslında e, Sadettin Başar abi buldu. Hacı Kemal Elimez abi buldu nasıl oluyor diye soracak olursanız Hacı Kemal Erimez abi rahmetli şehittir kendisi. Saatin Başar abi şimdi 80 yaşında Toronto'da ya yaşıyor. Anlatıyor, konuşuyor. Azerbaycan'a gidip 1991 senesinde 200 tane talebe getirdi Türkiye'ye. Fatih Koleji, Samanyolu ve Yamanlar arasında Azerbaycan'dan gelen 200 talebe dağıtıldı. Bu 200 öğrenci nasıl yazıldı? kayda da gelenler vardı. Ee, kim Türkiye'de okumak istiyorsa, çocuğunu göndermek istiyorsa rastgele yazdılar. Yani e, Bakü'de, Gence'de, Nahçıvan'da eee dergah açmadan önce, gazeteyi ve okulu kurmadan önce sadece sadece başarılı Hacı Kemal Emez abi Türkiye'ye kim çocuğunu okuma, okumaya göndermek istiyorsa Azerbaycan Tahsil Nazırı'nda Sadık Bey vardı. Onun yardımıyla Sadık Bey de e, milletin bakan yardımcısıydı. Türkiye'ye gelip anlaşma yapmıştı. Anlaşma töreninde de ben vardım Çamlıca Kur'an kursunda. Ve Sadık Bey Azerbaycan'a bir müellim, bir belletmen, bir rehber istediğinde de beni gönderdiler. Yani anlaşmanın altında da benim imzam var. E, dolayısıyla e, Sadık Bey'le çok eskiden beri tanışıyoruz böyle. Azerbaycan'a giderken de e, Sari Öz abi elimize liste verdi. O bakıyordu e, şeye Azeri talebelere. E, şeyde Fatih Koleji'nde rehberliğine. Dedi ki Faruk e, bu isimleri ziyarete git. E, çocukları çocuklar bizde annelerine babalarına tanış. Biz de e, veri ziyareti çerçevesinde e, Arif Bey'in oğlu bizde olduğu için köyünü bulduk, aradık kendisini. Arif Bey de dedi ki: "Ben de size bir kıyak geçeyim. Eee müellimler hoş geldiniz Azerbaycan'a. Artık burası sizin evinizdir ve Kürdemir'de bir dolu mektepte 100 tane öğrenci ayarlayalım. Oraya öğretmenlerinizi gönderin. Türkçe dersi versinler. Bizim uşaklara. Türkçe tarih, matematik filan okul filan yok." Yani dokunu dokunda ters versinler diye. Arif Bey ziyaretimize geldi. Komünist Parti Şikola'da. Ve e, gerçekten de ayarladı. Ben de o zaman Bakü'de görevli olduğum için e, üç tane arkadaşı, üç tane sınıfa gönderdim. Gönderdiklerim Arif, Erzurumlu, Azmi, e, Bursalı ve Hasbi, Samsunlu. Bu bir arkadaştı. Üniversitede oku okuyan birinci sınıf öğrencileriydi. Bakü Üniversitesi'nde okuyorlardı. Gönderdim üç tane sınıfa. Sonra ne oldu? Ee, i̇kinci hafta e, Arif ben Karabağ'da savaşmaya gideceğim dedi. Karabağ Savaşı var. Ben isimleri hatırlarım. Arif e, gitmemeye başladı. Arif'in yerine bu sefer Osman'ı gönderdim. Soyadlarını vermeyeyim. Osman'ı gönderdim. Osman'da da 2. 3. hafta, e, burası Azerbaycan'ın cehennemiymiş, çok sıcakmış. Ben gitmek istemiyorum dedi. Gazetecilik okuyordu. Gazetecilik ve tezgâncılık okuyordu Osman, Bakü üniversitesinde. İyi dedim. Kim gider arkadaşlar? Diğer arkadaşların hepsini zaten çevre hizmetinde bir şehirde yazmıştım. 55 tane öğrenci Azerbaycan'ın 55 tane şehrine gidiyor zaten. Daha Türk okulu falan açılmamış dünyada. Ee, açarlar bizim arkadaşlar zaten. Biz çevre hizmeti olarak üniversite öğrencileriyle e, Türkçe dersi bütün Azerbaycan çapında, rayonlarda, okullarda böyle Tanrı misafiri hizmetiyle başlattık. Bunun adına Tanrı misafiri, çevre hizmeti dedik. Yani çat kapı Tanrı misafiri. Biz geldik. Biz kim olursan ol gel diyen Mevlana değiliz. Biz kim olursan ol biz geliriz diyen Mevlana ötesi dervişleriz. Yani Mevlana bizim gerimizde kalıyor bu konuda. Biz daha ileri seviyede dervişleriz. Biz kim olursa olsun mutlaka geldik. Ve kapılarını açtık, girdik içeri ve Tanrı misafir olduk. Tanrı misafirine dokunulmaz, haramdır. Yani Haliliye, Hilliye mezhebinden, mesle, e, meşrebinden biz Hanefi tarzında İbrahim'i bir şekilde davrandık. Ve e, Hazreti İbrahim gibi bir hizmet yürütüyoruz Azerbaycan'da. Bunun adına çevre hizmeti deniyor. Neyse. E, Arif Bey aradı. Dedi müellimler bir türlü dikiş tutmuyor. Bu iki oldu. E, atkaz eyledi. Bıraktı. Bir hasbiyle azbi sabit kaldı. Üçüncü ismi tutturamadık. Arif Bey dedi sen gel dedi. Benim burada görevim var dedim. Ben bu 55 öğrencinin beretmeniyim. Yurdumuz var. Parti Şikola'da. Müdür yardımcısıyım. Yani Kasım Bey'in. Ee, Mustafa Bey de muhasebeye bakıyor. Üç, üç tane e, askerden atılmış havacılarız biz. Askeriz yani. Görev eriyiz. Arif Bey ısrar etti. Dedi mutlaka sen istiyoruz. Sen gel. İyi dedim ben geleyim. Benden başka herkes gidiyordu. Öğretmenlik yapmaya. Ve benim de sıfır bir nivam vardı. E, zaman gazetesi yazıyor. Zaman zaman TV açıyor. O sırada zaman TV açmaya çalışıyoruz. İlhan İşbiren abi var. İlhan İşbiren abi e, Ayaz Mutluluk o zaman Cumhurbaşkanı. Yılmaz gazeteci e, gittik. Ayaz Mutluluk ibzi aladı ve dedi ne zaman açıyorsunuz televizyonu? Dedik bir hafta sonra. Dedik, daha yeni imzaladık biz bu anlaşmayı. Bir hafta sonra nasıl televizyon açılıyor? Dedik biz dedileriz. Bir hafta sonra televizyon Azerbaycan TV'de yayına Zaman TV olarak başlayacak. Adam şok oldu. Hayatı bıktı. Allah Allah. Gerçekten bir hafta sonra 1 Mart 1992'de Zaman TV yayına hayatına başladı. Paket yayın. Semal video İstanbul'da hazırlıyordu gönderiyordu. Biz de kaseti koyuyorduk. Yani kolay bir yayındı. Sağ olsun Şener abi. Sema videodan. O da hava e, atılma bu rejimin mağdur ettiği bir arkadaş. Montajda setini falan bakıyor. E, sonra e, İlhan abi dedik ki şu Şener'i buraya gönderin. Sema videodan Bakü'de adama ihtiyacımız var. Şenol'u hemen postaladılar Bakü'ye. Işınladılar. İlhan İşbilen abi ee, zaman TV oturana kadar Bakü'de yaşıyor. Ee, mesela Türk Hava Yolları uçak seferleri bazen iptal ediyor. Uçak uçmuyor. Uçak uçmayınca kaset gelemiyor. O zaman teknolojide yetersiz. Data transferi falan mümkün değil. Türkiye'den ee, kaset yok. <laughs> zaman TV yayın yapmak zorunda. Ama kadromuz yok. Toplam beş kişiyiz. 5 kişi televizyon mu çalıştırılır diye soracak olursanız oluyor. İlhan abi dedi ki toplantıda kaset yok Türk Hava Yolları hava muhalefeti nedeniyle uçak seferini bu hafta iptal etmiş dolayısıyla kaset gelmeyecek ne yapmamız lazım bizim televizyon yayını yapmamız lazım haftada bir gün iki gün Cuma ve Cumartesi hafta iki gün akşam yayın yapıyoruz peki çözüm o zaman canlı yayın yapalım. Yani konuk alalım. Kameralarımız var. Teknolojimiz var. Tayyip abi dedi ben bu işi yürüteyim. Meşhur Tayyip abi. Ee, dedim bir de spiker bulalım. Öğrenci. İtibar ee, itibar diye itibar baba yedi. Bir spiker ayarladık. Ee, Azeri. Tayyip Bey ben de yayının bir saatini doldururum. Açık oturum yaparım. İyi dedim. Bir saatte öyle gitti bir yarım saatte müzik koyalım, Sezen Aksu'dan filan, ee, Sibel Can'ı çok seviyor Azeriler. Sibel Can, Sezen Aksu. Yarım saatte öyle gitti, e, geriye kaldı iki buçuk saat, toplam dört saat yayın yapmamız gerekiyor. Ne yapalım, ne derim diye düşünürken parlak bir fikir geldi aklıma. Dedim ki, Azeriler Kemal Sunal filmlerini çok seviyor, Cüneyt Arkın filmlerini çok seviyor. Biz e, Cüneyt Arkın ve Tarih filmler, ee, Kemal Sunal'ın filmlerinden gidelim, kasetleri, kopyasını Ruslar çoğaltmışlar, satıyorlar her tarafta. Videolar var yani. Gidelim, alalım video kaset, Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmi koyalım. İki saatte öyle dolduralım. Sonra kalan son yarım saatte kapanış, oturum, haberler falan sunarız, son haberler. Ee, bu şekilde yırtarız. Toplam beş kişilere ne yapacaksınız? İlhan abi çok iyi fikir dedi. Bu görevi de sana verdik. E, git e, kasetleri bul. Ben Bakü'de kasetlerin nerede olduğunu biliyorum tabii. Gittim Kemal Sunal filmlerinden Cüneyt Arkın'ın filmlerinden aldım, satın aldım şeyleri. Ondan sonra e, Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmi koyduk. Cuma, e, Cumartesi. Ondan sonra e, halktan yoğun talep geldi. Her hafta istiyoruz. Biz e, kazara koymuştuk bu filmleri. Sonra her hafta Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın filmleri mutlaka koymaya başladık. Halk talep ediyor. Arz talep meselesi tabii. Neyse. E, hikaye içinde hikaye anlatıyorum. E, dedim ki toplantıda benim hafta sonu Cuma, cumart e, cumartesi e, ders vermeye, kürlerine gitmem lazım. Artık yayında yokum. Yani arka cephede ben vardım. Zaman TV'nin ben artık gelemeyeceğim. İyi dediler. Sana ihtiyacımız yok. Git dediler. Ben 22 yaşında getir götür işleri yapıyorum yani. Zaten çok büyük bir iş yapmıyorum. Zaman TV'de e, katkılarımız oluyor ama e, Azerbaycan zaman daha yayınlanmaya başlamamış. Türkiye'den, Erzurum'dan geliyor. E, dağıtımını sağlıyoruz. Ben dağıtıma bakıyorum. Aynı zamanda e, Dolayısıyla bir sürü iş yapıyoruz. Sadece belletmen falan değiliz yani. Zaten benim ne iş yaptığımı kimse anlayamadı bunca yıldır. Bundan sonra da anlaması pek mümkün gözükmüyor. Hocaefendi benim tayin yerime kendi eliyle gazeteci yazmıştı. Gazeteci kaldık. <laughs> Yoksa gazeteci olamayacaktık yani. Meslek bizim oradan geliyor. Hocaefendi yazdığı için. Kaderimizi yazmış gazeteci olarak. İdare edeceksiniz yani. Tabii bizim müellimlik, öğretmenlik geçmişimiz de var. Gittik şimdi... Kürdemir'e. Arkadaş adresi şöyle tarif ediyor. Kürdemir'e geleceksin. orada yolda bir tane pir var. Şehre girmeden bir e, bir 10 kilometre kalmış kavak. Oradan sola döneceğin. Orada türbeder var. Soruşacaksın. Onlar e, maşına oturacaklar. Seni Pirli köyüne içeri getirecekler. Benim evimi tapman lazım diyor. Sen Hürmet Ali, muhtarın evine git. Ben oraya gelirim. Zaten kom akrabayız. O da soyadı Kerimov. Hürmeteli Kerimov, Arif Kerimov. Benim akrabalarımmış Abbas dedenin çocukları bunlar. Ee, i̇yi dedim. Ben bilmiyorum o tarihte tabii. Kendi kom akrabamla tanıştığım farkında bile değilim. Ee, girdim şeye, türbeye. Adam oturdu maşına. Elinde bir tane asa var. Çoban. Şeyin o bölgenin, Pirdi köyünün çobanı. Benim yerim oturdu. Dedi, dedim hara giderik. Pirli köyü varması çetindir. Asfaltı yoktur. Taşı toprağı çoktur. Çok çukurlar var. Yavaş yavaş sakin sakin git dedi. Büyü dedim. Ben zaten sakin süren adamım. İşte öyle değilim tabii. Ben gaza basıram. Adam çoban <laughs> korkuyor. Kemer takma olayı da yok. Oğlum yavaş git. Çukur var. Çukurlara ine çıkar böyle gidiyoruz ama her taraf, taraf rezalet. Yol diye bir şey yok yani. Nereye gittiğimiz de belli değil. Zalli yapıyoruz yani. adam dedi ki maşına da dedi. Durdurdum arabayı. Baktı bana. Bu maşın senin de dedi. Yok benim dedim. Bir, araba benim. Bu maşın dedi vali arabasıdır. Araba sıfır. Ve sen bu yolda arabayı harap edeceksin. Çukur var. Yavaş gitsene. <laughs> Adam fırçayı çekti. Ondan sonra ben yavaş gitmeye çalışıyorum da benim ayağım gaz dolunca frene basmıyor. Böyle bir sorun var yani. Neyse adamları gördükçe ben arabayı durduruyorum. Atlı arabaya. Yol, yolda ne kadar köylü varsa Köye varana kadar bir yarım saat falan e, topluyorum. Araba doldu. Bir dört kişi arkaya attım. Bir öne bir tane aldım. Adam sıkışarak oturuyor. Sonra ar arka kapı açtım. Üç tane adam da arkaya attım. Bir on kişi falan geçtik yani. Adam başını sallıyor. Bu maşın senin de öl diyor. <laughs> bu bu arabaya bu kadar adam alınır mı? Bu otobüs mü kardeşim? Köy otobüsü mü? Ben böyle dermişim. Yolda kalmışa yardımcı olmak lazım. Yok ya. Niva Lada tipi bir cip bu. E, arabaya atmışım on güç ama mine sıkışarak böyle dolmuş gibi gidiyor. E, kimseden yol parası da aldığımız yok yani. Pirli köyünün köylüleri bunlar. Topla gitsin. Yani yolda kalmasın diye. E, yoksa kimse bunları arabaya almaz yani. Hem de sıfır araba. Şaban diyor. ...bu maşın senin diyor. Evet dedim. Büyük Allah'ındır. Bu araba Allah'ın arabasıdır. Sakit diyen dedim ya. Allah Allah. Ona itiraz ediyor, buna itiraz ediyor. Nasıl çobansın sen dedim ya. Attık arabaya... ...götürüyoruz işte arkadaşları. Sonra... E, şeye e, ...Muhtar'ın evini bulduk. E, cemaati indirdim maşından. Herkes Allah razı olsun diye... ...teşekkür etti köylü ailesi e, ve Arif Müellim geldiler. Bana güzel yemek yapmışlar. Sonra Hürma ile Arif dedi ki senin başında gidek seni tanıtalım mektebe. Müellim gelipti. Adın neydi? Benim adım Faruk'tu. Ha Ferruk Müellim. Adıma bir türlü Faruk diyemediler. Ferruk kaldı adımız. Ferruk Müellim. Ferruk Müellim. Hala kayınvalide Ferruk diyor. Faruk diye bir isim yok. Ferruk. İyi, Ferruk olsun. Ondan sonra <laughs> yani e, arkadaşlara gittik. Ondan sonra Ferruk, Ferruk sonu h ile bitiyor. Ferruk. <laughs> ferruk. Şeye gittik, Merve'ye başladık. Bu şekilde. Sonra e, bu Pirli Köyü'ne her hafta Risale Dersi'ne gitmeye başladım. Çok seviyorum bu köylere. Çok saf, temiz insanlar. Hepsi üniversite mezunu. Hepsi üniversite, kolej bitirmişler, eğitimli. Fakat köylerine dönmüşler, hepsi köy köylü. Hayvan bakıyor, camış bakıyor, e, koyun, inek bakıyor, keçi bakıyor, toprak ekiyor filan. E, mektep var bir tane, lise de var köyde. Lise müdürü Elburuz Bey de, o da Kovum, o da Kerim o. Kardeşi Eldar, matematik öğretmeni, o da Kerim o. Hepsi akraban benim. <laughs> Ama o zaman e, ben bunların Abbas devrinin çocukları olduğunu bilmiyorum tabii, Soy olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bana çok yüksek muhabbet gösteriyorlar, çok yüksek böyle. Ee, evlendik, ee, aradan geçti işte bir iki sene falan, 25 yaşına falan geldik, evlendik. Hanımı hemen bir hafta sonra e, Pirli köyüne. Hanım sor, sordu, sordu, niye Pirli köyüne gidiyoruz? Ne var bu köyde? Bilmiyor muydum? bu köylü, köylüler benim ahalim. O köy benim köyüm. Pirli köyüne götürdüm. Hürmet teslim ettim avradına. Dedim ki üç gün buradayım. E, Bana yine geldim. Yani yeni evlendim. Bu da hanım. İyi dediler. E, Ferruf Melim gelip de köyde bayram var. Köyde herkes toplanmış. E, zaten cam açmıştık bir tane. Köyün e, muhtarı Hürmet Aynı zamanda caminin de imamı yani oğlu Sebu'yu gönderdik Türkiye'ye. İmam Hatip'te okuyor. O da ilahiyeti bitirip geldi. Ee, Sebu'de Sebu onun oğlu. Ee, Samir bizim yine yeğen. Ondan sonra dedim bu köyden birkaç tane daha talebe götüreyim. Evimde evlatlık edineyim. Baktım şöyle kim var? Elburuz. Senin hikmeti alayım götüreyim. Ben hikmeti vermem dedi. Verirsin dedim. Verirsin, vermezsin. Sonra aldatlar kararı verdi. Ferruk Muhalime helal olsun oğlum dedi. Anası geldi. Hikmet'i teslim ettiler. Hikmet benim manevi oğlum. Yani Kürdemir'deki evimde e, yanında kalan uşaktı. Matematiği çok iyiydi. Abisi zaten matematik öğretmeniydi Eldar. Babası da okul müdürü. Ondan sonra Hikmet şimdi Tanap Projesi'nin başındaki Hikmet. Hikmet Kerimov. Yani e, TANAK Projesi'nin başında o var. Yani Hikmet bizim koğum akraba sayıdır. FETÖ'cüdür. Eğer FETÖ'cü diyeceksiniz tabii. Öyle bir iddiada bulunacaksınız. Kavkarsu Üniversitesi mezunu. Hizmetin okulunu okudu tabii. Böyle bir aptallık var Türkiye'de. Ee, şimdi ne yapacaksınız? Herkesi FETÖ'cü ilan ediyorsunuz. Herkesi mağdur ediyorsunuz. Hikmet'i de mi mağdur edeceksiniz? Hikmetten eksik kalırsınız, hikmetsiz kalırsınız eğer hikmeti de mağdur ederseniz diye hatırlatayım dedim. Evet, e, Pirli benim köyümdü. Ha, Kürdemir'deki evimde Hürmedali'nin adına tapusu var. Hizmetin her şeyini el koydular. Hizmetin el konulmayan tek emlakı benim e, evimdi Kürdemir'de. O da Hürmedali'nin adına olduğu için. Hürmadeli Ali Kerimov'un adına olduğu için. Niye onun adına yaptım, güvendim? Benim kovum akrabam oluyor. <laughs> Babamdan daha çok güvenirim ben Hürmadeliye. Ali'ye. Caferidir. Beş vakit namaz kılar. Hürmadeli. Köy muhtarı hala icra kimi diyorlar. Ondan sonra diyorsunuz ki neter olan şeydi. Ruh, ruhu arar ve bulur böyle. Bulduğunu da bazen bilemez. Ben kovum akrabayı böyle bulmuşum Azerbaycan'da. Abbas dedemin hatıratıdır bunlar. Abbas dedem de aradan kaç sene geçmiş daha yeni rüyamıza girip söylüyor. Daha önce söylesene ya. Gece üçte uyanmışım. Teheccüde kalkayım diye. Herhalde espri yaptı. Teheccüde kıldık. <laughs> Abbas dedem uyandırdı. Ondan sonra. Diyorsunuz ki kartal kimdir? Kartal arslan öküz balık seven kimlerdir? Kartal, Hazreti Mikail'i temsil eder rüyalarda. Arslan, Azrail'dir. Ölümünüz Azrail'dir biliyorsunuz. Arslan Azrail'dir. O şekilde gözükür yani. Öküz, Hazreti Cebrail olarak gözükür. Balık ise Hazreti İsrafil olarak gözükür bu alemde. Boyutlarda filan. Ben Azrail'im ya. Yani. Azrail olarak gözükeyim diyorum. Aynı zamanda Kartal'ım. Ben hava kuvvetlerinden attınız beni. Ben Kartal'ım yani. Aynı zamanda öküzüm. Camış. Boynuzladım mı sizi? Cehennem dibine kadar gidersiniz. Aynı zamanda balığım. İsrafili gibi sur borusunda üpüreceğiz yani. Kıyamet kopacak balık severim. Dört meleğin hükmü evreni var. Biz yokluk yurdunda eğlenmeyiz. Ezelden ebede hep ahirete gideriz. Var seni kartal eyleyip yurt verdik. Basel hum Abadallarına dallarına lider könül. Gün doğur, gündüz doğur ey kartal. Yolculuk ve memuriyet yolun kaderi. Göğün ve yerin arasında ne varsa Michael'dan sorulur. Yani Hazreti Mikail'den, Kartal'dan sorulur. Ülkenin meleki Kartal, Mikail ruhunda. Yüksek makam, şeref ve itibarım var. Halik ve hakta Güzel övgüyle anılan, sevk edilen, başarının şanlı, şanın hası var. Gerçekleşen hayallerinizi anıcanda, sekiz vecihte demiş Cafer-i Sadık. Kartal gözükür, nimet, şeref, malı var. Sende şeref siyaset zikri cemil var. Güzel şöhret, ulvi ve yüce mertebe. Sefer için emir, izzet, kuvvet var. Doğacak asil ve cesur bir evlat var. Beş ekmek verir, üçü sende kalır da. Kıskananların çatlaması hükmü hak Kartal ile kavga edenlerin çilesi var. Başına konan talih kuşu bir kartal, eti, kemiği ve tüylerinde hayır var. Yeni dereceler ve itibarlar uçuşur, süzülen kartalın konacak yeri var, yurdu var. Uzun yolculuğunda onur, şeref var. Selametle dönersin yurdayı kartal. O yer hakimin bir hayırda bulunur. Yer ve gö zira Mikail'den sorulur. Ölüm ve hayatı idare eden güzel. Kuvvetli yardımında hak nişanın. Hükmettiğin mülkünde izzet var. Sesin nebi melik salihlere denk direnen ahmakların çekeceği var. Boynunda asılı ekmek ekmek han, kutsal çocuğun boynunda asılan asılı olan canu, cananı kartalın hükmü var. Her aşkın cihanda yeri yurdu var. Ey erenler, alperenler, alt hastanlar. Duyun sesimi, duyurun. İhanetin bedeli var. Yayınımızın adı aslında bu. Davaya ihanet edenler. Amerika, Rusya ve Fransa şov yapıyorlar size. Süfyan Erdoğan'la. Trump dün iki yerde Ermenileri öv övdü. They are a great nation. They are fighting like hell dedi. Gidin milletinize söyleyin. Yakında Oval Ofis'te iki lider yani Paşinyan'la İlham Aliyevi çağırıp barıştıracak. Sanırım Azerilerin biraz ilerlemesini hırslarını alıp boşalmalarını bekliyor. Sonra çağırıp barış yaptıracak. İyi politika. Takdir ettim yani. Rusya eğer istese e, for füzeleri var. 300 kilometre menzile sahip. Yani Hazar'daki e, frigate e, savaş gemilerinden Rusya Putin emri verse Selçuk bayrakların, dronlarını, siyahlarını çok rahatlıkla düşürüp vurabilir. Ama e, Selçuk bayrakların çok ilkel teknoloji kullanan dronlarını Putin vurmuyor. Çünkü Erdoğan'la Putin arasında anlaşma var. Macron'la Erdoğan arasında anlaşma var. Trump'la Erdoğan arasında anlaşma var. Putin Erdoğan'dan memnun olduğunu dün basın toplantısında açıkladı. Soru sordular Putin'e. Erdoğan'dan memnun musunuz? Çok memnunum dedi. Çok uyumlu çalışıyoruz. Bazı konularda görüş ayrılığımız var. dedi. O konularda da bizim üstünlüğümüz var. Rusya'ya güçleri yetmez. Ya Kırım'ı alırlarsa dedi. Karabağ aldıkları gibi. Putin bir kahkahayı kopardı. Daha geçti Erdoğan'la. Dedi ki Karabağ biz verdik zaten. Kırım'ı da biz aldık. Vermeyiz zaten. Suriye'den kovduk itlikten. Son neferine kadar teröristleri öldürüyoruz Erdoğan'ın bitin. Libya'dan kovduk. Akdeniz'den kovduk. Fransa'yla e, anlaşma yaptık. Amerika'yla anlaşma yaptık. Her doğanın bütün pisliklerini temizliyoruz. Defosun gitsin. Karabağ altı tane şeyi verdik işte. Teröristlerini oraya götürsün. Gerekirse onları da öldürürüz orada. Burnumuzun dibinde. 365. Mekanize Tugay'ı var. Kerbecer'in hemen artın, ıı, arkasında ıı, Rusların askeri üssü var. Gümrüğü üssü değil sadece. Kerbecer'in hemen yanında. Ee, ona şey diyorlar. Bir de şeyde atıyorlar. Rusların bir üstü de şeyde uzun menzilli füzeleri var. İsterlerse Rusya duruma hakim olur. Ama Ermenilere yardımcı olmuyor. Ermeniler mağaralara saklanmış durumda, kaçıyor. Ordu dağıldı. Daha önce Ermenilere yardım etmişti. Şimdi Azerilere yardım ediyor. Erdoğan'a yardım ediyor Putin. Ee, neydi o şeyin adı ya arsenik miydi yok arsenik değil ee, Rusların askeri üstü var şeyde füzeleri bir askeri bar harbi harbi baza var ee, dün kayınço gösterdi haritadan. Ee, Ruslar istese bu füze üstünden her tarafı vurur kazardan vurur yani Putin'le anlaşma yapmış Erdoğan Karabağ aldık büyük bir zafer Putin, MİT ve Süfyan Erdoğan'ın Çin ve Fransa ile beraber Akdeniz'den, Libya ve Suriye'den kovulduğunu ve Karabağ'ın hediye edildiğini söylemiyorlar havuz medyası. Niye? Putin şovanizm, turanizm, faşizm yapması için, aşırı Türk milliyetçiliğini kabartması için Erdoğan'ın eline bir kart verdi. Başarılı olması gerekiyor. Yoksa Erdoğan kaybetti. Suriye'de battı, Libya'da battı. Bu kadar başarısız bir adamı nasıl başarılı kılacaklar? Putin 15 Temmuz'u yapan bir güç olarak Rus Türkiye'yi ele geçirmiş, Afganistanlaştırmış bir e, çapulcu lider değiller Putin. Şahiye merkeziyle miti ele geçirmiş. Rusya'nın KGB'si Afganistan'ı işgal ettiği gibi yani Babrak Karmal eee okumuştu komünistti. Necibullah Rusya'ya çalışırdı. iç savaş çıkartmış. Ve iç savaştan sonra da iç savaş çıkmış. Güçler hiçbir zaman birbirlerini mağlup edememiş. Birbirlerine düşmüş. Rusya bundan faydalanmış. 1989'da kadar Necibullah başbakan e, idi ve iç savaş devam etti. Mücahitler birbirini öldürdü. O gittikten sonra 1990'larda Rusya'nın istihbaratın kontrolünde mücahitler birbirini daha çok öldürdü. Yani hiçbir zaman e, paylaşamadılar bu dünyayı. Siyasi İslamcıların sonu budur. Yani mücahidin Afganistan'daki e, ne kadar salaksa Rusya'ya kendisini satmış vatan hainleri de o kadar salaktır. Afganistanlaşma sürecine doğru gidiyoruz. İç savaş Türkiye'de kan gövdeyi götürecek yani. Öyle gözüküyor. Rusya'nın girdiği bütün ülkelerde böyle oluyor. Fitne fucur. Şaya. Ben Rusya'nın sistemini çok iyi bilirim. 15 Temmuz rejiminin sahibi olduğunu Duyurdu Putin, ya Erdoğan e, Kırım'a saldırırsa sorusuna güldü, jürik kahkahayı attı. Süfyan Erdoğan ordusu ve el sadece işitçi, mitçi nifakçıların Afrin e, teröristlerini bozguna uğratan Rus lider Putin ve Esad, Selam Rusya bayrağını astı ve Süfyan Erdoğan ve rejimi hadislerde belirtildiği gibi e, Suriye'de battı. Bunu Türkiye'ye duyurmuyorlar. Çünkü havuz medyası hep yalanları üfürüyor. Geride kalan e, el tahrim HDS e attıkları rakip değil. Temizleniyor. Büyük bir mağlubiyet var. Süfyan tamamen Suriye'de kaybetti. Hala zafer naraları atan zombiler var. Ülkemizi yıkanlar, darbeciler. Beni Afrin'e götür reis diyenlerin doların e, 8 nokta işte dokuz olmasından sonra yolunu şaşırıp da Afrin yerine oğlan gelin olup kötü yola düştükleri ve Rus oruslusu oldukları ortaya çıktı. Yani e, Russian Beach bu rejimin adamları etek giymişler, gelinlik giymişler erkekleri dansöz gibi oynuyorlar. E, Fotoğrafta koydum web sayfama. Yok o kadar da etek e, giymiş gelinlik giymiş, beyaz gelinlik, sakallı AKP'li trollar ve e, şerefsizler e, şekil bir birada bira görüldüğü gibidir. Süfyan medyası gizliyor. Erdoğan'ın ve MIT'in Ahra ve Elçan idaresindeki Türk Silahlı Kuvvetleri maaşlı, işitçi, endüstriyacı teröristleri Serablus'tan kaçıyor. Büyük bir ricat var. Erdoğan Rusya'nın izniyle 1200 militanı Azerbaycan'a yolladı. Ermenistan'dan hilaf edilen 6 Azeri kentinde mesken verdi. Kelbeceli vermeyecekler. Rus medyası bunu yazdı zaten. Yani dalışıklı bir dövüş var. En ahmak askeri ve strateji uzmanı bile bunun farkına vardı. Ama havuz medyası kahramanlıkla aralar atıp Erdoğan'ı pazarlıyor. İlham Aliyev'i pazarlıyor. Sanki kendileri kazanmışlar bu savaşı. Böyle gösteriyorlar. Ve toplumda bunu yiyor. Maalesef. Afrin'den ve Trablus'tan Süfriyan Erdoğan'ın kovulduğunu e, haber olarak göremiyorsunuz. Çünkü haber yapanlar hapse tutuyor. O da TV'den de olsanız hapsi boyluyorsunuz. İtlip'te e, el tahrim dağıldıktan sonra e, Katar'ın maaş verdiği teröristler, MİT'in maaş verdiği Özgür sürüyordu su IŞİD ve Endüstra militanları Esad ve Rusya'ya kafa tutacak e, kalibrede olmadıkları için büyük bir ricatla Çil yavrusu gibi dağıldılar. Yani Putin Erdoğan'a çok büyük darbe vurdu Suriye'de. 9 yıllık Suriye projesi büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Libya projesi büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Erdoğan'ı Güney Kafkasya'ya, Orta Asya'ya itiyor. Putin, Rus KGB'si yani Sovyetler Birliği'nin hinterland'ına itiyor. Orada tamamen boğmak için itiyor. Çok güzel bir tuzak kurmuş. Rus istihbaratı tuzak kurma konusunda süperdir yani. Kumpas kurma noktasında başarılarını 15 Temmuz'da zaten gördünüz, izlediniz. Milletin e, ve CHP'lerin kez olmasından yararlanıyorlar. Ey masonlar, size ninileri kim söylüyor? Rusya mı söylüyorlar? Herhalde e, bu faşizm, soykırım konseyinin arkasındaki kibirli şerefsizler <laughs> Rusya din, Rusya dinliyorlar. Türk olmadıkları için, Türk ve Müslüman olmadıkları için. <laughs> Allah belalarını versin. Hala Erdoğan'a inanan var mı içinizde? <laughs> Adem suna bir tane su getirsene. Su. Çay. Boğazım tıkandı ya. Derin devletin e şeytana kutlayanı ters giydiren kumpas oyunlarını KKD istihbaratçı Adem Yavuz Arslan'a çok güzel anlatmış. Yani Bülent Kireç abi de takdir etmiş. İşte e, o dönem polis şefi Mesut Yılmaz gibi e, bir insan geç de olsa çıkıp takır takır e, konuya izah getirdi. Yani Ergonokon ve ETO e, barrioz operasyonları pençe karşı operasyonlar niye yapılmış? Neden Gladio olarak görülmüş? E, vatan emirliğine düşman olan bu çeteler, mafyalar neden e, atılmış, ceza kesilmiş, beş yıl silirde yatmışlar? Çünkü vatan haini hepsi. Darbeci e, ve emirleri de Erdoğan vermiş başbakan iken. 40 defa Ali Fuat Yılmaz'ı çağırmış, bizzat e, operasyon emirlerini veren Erdoğan'ın ta kendisi. Sonra bunlarla ittifak yapıp da hizmet hareketini yok etmeye çalışan, hizmet hareketini yok etmek için bu ergonokoncu etöcü, balyocu perinçekçi, darbecileri süren şerefsiz yine Erdoğan. Yani ülkemizde bütün şerefsizlikleri Erdoğan yapıyor. Saray yönetimi yapıyor. MIT yönetimi yapıyor. 15 Temmuz'da giden yol sürecin anatomisini anlatalım. Bir arkadaşımız bunu yazdı. İlk defa ve son defa yazıyorum diye veda etti sosyal medyaya. Çünkü toplum idrak etmek istemiyor. Bu sürecin sadece 15 Temmuz'dan oluştuğunu zannediyorsanız çok derin bir yanılgı geçindesiniz. 15 Temmuz bir sonuçtur. Her bir sonucunda bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır. Cemaat operasyonu nasıl başlamıştı? Nerede başlamıştı? Niye başlamıştı? neden Erdoğan ve mit rejimi masonlar hizmetten hoşlanmıyor, yok etmeye çalışıyor? Neden dış güçler, Rusya'sı, Amerika'sı, Avrupa'sı hizmeti, İsrail yok etmeye çalışıyor? Hepsi nasıl bir araya geldiler? Yerel zındıkayla, global zındıka Erdoğan'ı neden tayin etti ve kuruyorlar? Ve yerel zındıkanın Türkiye'deki şeytan ulakları olan perinçekçiler, etocular ve balocular neden Erdoğan'ı ayakta tutmaya çalışıyor? Baktığımız zaman Zaten bunun e, işaretlerini Barış yar, e, yar Yarkadaş e, Halk TV'de 17 Aralık 2014 tarihinde çıkıp çatır, çatır anlattı. CHP milletvekili, gazeteci ve dedikleri de hepsi çıktı. Maalesef o zaman ne cemaat ne de diğer insanlar kendilerine ders çıkarıp tedbir almadılar. Bari şimdi görün diye arkadaşımız anlatmış. İnşallah ders olur. Halde Sendir abi uyarmış. Barış arkadaş 17-25 Aralık sürecinden sonra bir yıl sonra Erdoğan zalimin yapmak istediğilerini dile getirdi. Halk TV'de anlattı. Yani CHP'lisinden MHP'lisine Türkiye'de bütün siyasetçiler Erdoğan'ın bütün halkları yediğini ve nasıl kumpas kurduğunu teker teker anlattı. CHP milletvekili, gazeteci. Aynı görüşleri rahmetli Mehmet Ali Birant 2010 yılında söylemişti. Yani long run milli görüş zinetinin hizmete düşmanlığı var. Ve masonlarla bu düşmanlık aynı noktada birleştiği için etocular, baydocular, perinçekçilerle de hizmeti yok etmek için soykırım ve faşizm projesi yürütülüyor. Güç ne ciddiye almamıştık. Dershaneler krizi sonrasında her olayı sahiplenerek ciddi hatalar yaptık. Hocafendi 24 Temmuz 2014'te şöyle dedi. Bakın bunu altını çizelim. Hocafendinin 24 Temmuz 2014'te yaptığı konuşma, özel bir konuşma. Bunu Bantel'de de bulabilirsiniz. 6 sene iyi geçmiş. Hocafendi demiş ki ben 12 Eylül sürecinde, darbe sürecinde Gladio operasyonu varken 5-6 yıl arandım. Saklandım. Türkiye içinde. Biraz da arkadaşlar saklansınlar. Hocaefendi demiş ki şu anda insanların yaşadığı çileyi anlıyorum. Gladio operasyonu var. Vatana millete düşme olanlar, Türk Siyahlı Kuvvetleri'ne düşme olanlar, yerel ve global olarak ittifak yapmış. 15 Temmuz'u darbe yapmış ve soykırım, paşizm yapıyor. Ben aynı süreci 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yaşadım. 5-6 yıl Türkiye içinde saklandım. Nerede yattım, nerede kalktım belli değildi. Aranıyordum. Yani fotoğrafımı her tarafa asmışlardı. Most wanted terörist yazmışlardı. Rejim, Gladio rejimi, darbe rejimi, Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye düşman. 1971 yılında hapse attı, 6 ay yattı. Nurculuk davasından 1980'de Hoca Efendi aranıyordu. Bütün darbeler hep Hoca Efendi'yi düşman kategorisinde kutlamıştı. Hizmet Hareketi de, onu takip edenler de düşman olarak kutlandı. Bu derin yapı tarafından. Erdoğan yoktu o zamanlar. Yani Erdoğan AKP yokken de Hizmet Hareketi'ndeki insanlar Petrol Vakfı'nı takip ettiği için terörist olarak kutlanıyordu. İş düşman olarak kutlanıyordu. MIT bu şekilde fişliyordu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hocaefendi Efendi 5-6 sene Türkiye'de sanki Sovyetler Birliği'nde yaşarmış gibi saklandı ve hizmetlerine devam etti. Ara vermedi. Daha dikkatli. Teyakkuzda oldu. Yakalanmamaya çalıştı. Rejimin polislerine, askerine. Hoca Fetullah Fethullah Gülen'i e, bu rejim eskiden beri sevmiyor. Faşist. Şimdi 15 yıldır hal desendir abi. Ee, daha doğrusu bu arkadaş, bunu yazan arkadaş, pardon, e, 15 yıl Amerika'daymış. Süreci anlatan bazı Twitter mesajları yazdı. Ben takip ediyorum bu arkadaşı. Yani istihbaratçı olduğu belli. Ya emniyet ya asker istihbarattan olduğu belli. Kim olduğunu bilmiyorum. Birkaç defa DM'den mesajlaşmıştık. Bu arkadaş sağlam biri. Ve Türkiye'de neler olduğunu çok iyi bilen biri. Altı yıl olmuş. Hala ne cemaat ne de Türkiye'dekiler ne olduğunu farkında bile değil. Sabır diyor. Küfür ve hakaret ederek haklı dava sanılmaz. Ciddi şekilde insanlar birbirine girmiş durumda. Rusların şahiye merkezi çalışıyor. Ve birbirine düşürmeye çalışıyor. Travma sonrası ne olmuş? İnsanların hayatları dağılmış. Hizmet dağılmış Türkiye'de, çil yavrusu gibi dağılmış ve dünyanın dört bir tarafına serpilmişler. Tohum atılmış. Yani bu neye benziyor? Sahabelerin, ehli beytin, e, emevilerin saltanat kurmasıyla e, dünyanın dört bir tarafına dağılmasına benziyor. Sıfır ve cemal vakalarında e, birbirine kılıç çeken Müslümanların e, fitne fucura uymasına benziyor. Yani Erdoğan'ın, mitin yol açtığı kriz... Sıfır ve Cemal vakası gibi, hacca zalim gibi, Emevi'lerin kurusu Mervan gibi, Yezid gibi bir süreç. Siyasi İslam'da İslam yok. Yani hepsi şerefsiz, hırsız, namussuz, katil. Nerede şeytanlık var? Oradalar. Bu şekilde anlatalım. E, Twitter sefiri Miko Miko Can. iki tane neyle yazılıyor? arkadaş anlatıyor. Altı yıldır yurt dışında. Şimdi ilk roundu hep zalimler kazanmıştır. Hazreti Süleyman zamanında da ilk roundu Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın rakipleri, cinler, ifritler, şeytanlar kazandı. Biliyorsunuz. Bu hep böyle oluyor. Raki filmlerinde de boksör, Ramo filmlerinde de öyle oluyor. Raki çıkıyor, dayak yiyor. Bayağı güzel dayak yiyor. Ondan sonra eee Kalkıyor ayağa adam şey yapıyor e, nakat yapıyor. Biz de öyle yapacağız yani. Rocky gibi düşünün. E, boksör gibi dayak yediniz ayağa kalkın. Ve sizi dövenlerden intikamınızı alın. Süper kahraman filmde de öyle değil mi? E, önce süper kahramanı dövüyorlar. <laughs> Bağdır ediyorlar süper kahraman çok kızıyor. Ondan sonra e, zalimin hakkından geliyor. Arkadaşımızın e, yazmış olduğu bu 15 Temmuz'a giden yol makalesi web sayfama koydum. Yaşanan sürecin anatomisi bu. Yani e, çok derin analizler, kasanlar var. Ortada gerçekler var. Gerçeklere baktığımız zaman şunu göreceksiniz. ülkemizin vatansever, namuslu insanları mağdur ediliyor. Ve bir sonuç olarak noktaya geldi. İnanıyoruz yani inkar edildi, gerçekler inkar edildi. Ee, şeytanın e, çarkına çomak sokmak yerine, Şeytanla işbirliği yaparsan geleceğin nokta budur. Yani e, ondan sonra kontrolü ele ele verirsin, düşmana Şeytan'a verirsin. Ondan sonra hizmetle yıkılır, Türkiye'de yıkılır, Türk Sağlık Kuvvetleri'de yıkılır. Gazetecinin görevi nedir? Gerçeği göstermektir, doğruyu söylemektir. Bizim Doğruyu söylemekten başka yaptığımız bir şey yoktur. Rejimin e, gölge adamları, karanlık adamları, e, devlet biziz diye tekrar merci olarak bütün taşları, oyuncuları oynatıyor. Aslında rejimi en çok korkutan yıllarca e, hizmetti. Anadolu evlatlarıydı ve e, bu insanların bürokraside, askeriyede, emniyette yükselmesi, ve dış işlerinde de görevlere gelmesi, vatan milletini seven insanların şeytani rejimi, faşiz, faşizm, süfyanizm rejimini sarsması nedeniyle Erdoğan iş aldılar. Ve Erdoğan gibi bir çapulcu çingeneyle hizmeti yok etmeye çalışarak hedef yaptılar. Kaostan, şiddetten, kutuplaşmadan beslenen, kini ve nefret saçan, devlet içinde yuvalanmış bu vatan hainleri, nüfus ajanları Kimisi İran, kimisi Almanya, kimisi İngiltere, kimisi Amerika. Kimisi Rusya'nın Çin'in köpeği olarak karşımızda arz endam Hepsinin maskesi düştü. Bakıyorsunuz biraz geriye gittiğinizde kontrol e, edemeyecekleri, beklenmedik bir durum ortaya çıktığında onu ortadan kaldırmak için önceden çeşitli hamleler yapıyorlar. Ama beklediğini alamayacağını düşünmüş olacaklar ki Başka hamlelerle iyice kafaları karıştırıyorlar. Hedef saptırıyorlar. 2000'li yılların başında Danıştay saldırısıyla, Cumhuriyet bitikleriyle, parti kapatma hamleleriyle, iyi muhtaralarla, laiklik yırtacağı krizleriyle, çatışmalarla, bakıyorsunuz 411 el kaosa kalktı manşetleriyle, genç subaylar rahatsız manşetleriyle, hamlelerle, kontrolsüz ortamı lehine çevirmeye kalkan ve e, çatışma çıkartmaya çalışan bir derin gladio yapısı var. Eto yok diyor. Var. Ve e, giriş kısmına geçelim. Arkadaşın yorumuna katılıyorum. Evet. Rejime inen Balyoz Ergonokon davasıydı. Ve her şey bu derin yapıda bulunmaya başladı. Gölge gibi çalışan yüzyıllardır tüm kaosları çıkartan bu şeytani gölge iktidar kuruklarından Ergonokon eti operasyonlarıyla balyoz operasyonuyla yakalanmıştı. Perinçek 5 yıl hapisteydi. Milletin başı rahat etti. Yani Doğu Perinçekçiler, Perinçek onun gibi şerefsiz darbeciler mafyalar hapisteyken milletin başı rahat etti. Ülke gelişmeye başladı. Sonra ETO rejiminin operasyonlar başladı ve e, toprak altında neredeyse bir orduyu besleyecek miktarda tesisat, silahlar fışkırdı. Yani silahlı terör örgütü kim? Etö. Hizmet hareketi değil. Operasyonlar derinleştikçe sivil unsurlar, asker unsurlar deşifre oldu. Sauna çetesi işte İbrahim Tatlıses de ortaya çıktı. Ne kadar özel hak komutanlığının kullandığı sivil unsur varsa deşifre olmaya başlayınca masonlar kopmaya başladılar. 10. dalga operasyonda masonlara da gözaltına alınca masonlar dur dedi. Yani olay orada koptu. Masonlara operasyon yapınca demek ki elit dokunmaz olan kimmiş? Hizmet değilmiş. Hizmete dokunan yanar diye bir şey yok. Masonlara dokunan Türkiye'de yanıyor. 10. operasyon zaten dalga operasyonu bunu ortaya koydu. Ve biz sessiz kalmadık. Ben hiç sessiz kalmadım. Kanada Türk'te burada her aylık yazımda ıcını bıcını bütün operasyonları yazdım. Detaylı bir şekilde kitap haline getirdim. 10 kitap. Direkt kolay. 1300 video oldu. Yani bu adamların her haltını biliyoruz. Gradyonun kim olduğu da ortada. Karanlık gölge iktidar e, rejim rejimi kurdu. 15 Temmuz rejimi kurdu. Çok en üst düzeyden hamler yaptı ve 15 Temmuz darbesini planladılar. Organize ettiler. Çok organize bir darbeyle karşı karşıyayız. Bu Gladion'un darbesi, operasyonu ve hedefi de Türk milletini Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok etmek. Erdoğan da lideri. Hakan Fidan, Hulusi Akar da bu liderin önemli atlıları. Kuyruk takımı canını kurtarmak için şimdi planlar yapıyor. Yani eee Hedefe odaklı imzalı planlar yapıyor, e, operasyonlar yapıyor, soruşturmayı engellemek için e, işte eylem planlarını zaten gördünüz. İlhan Ciğener ve Sadıray Berkin Erzincan komprosu e, hedeflerince yani Soykırım projesini yazan Güven Erkaya'nın, Çetin Doğan'ın, Şevk Bir'in Mason hocasında kankası engellerince CHP içindeki odaklar bunlar e, ne yaptı patladı. Dursun Çiçek'in ıslak imzası taraf gazetesinde ortaya çıkınca Ahmet e, Altan bunu yayınlayınca bu adamların e, çarkına çomak soktu. Ve herkes anladı ki Derin Devlet, Gladio, Dursun Çiçek CHP milletvekili, İlhan Cener, CHP milletvekili, Saldıray Berk özel harp komutanı, Engin Alan özel harp komutanı, Zekai Yersekallı özel harp komutanı, darbeyi kim yapıyormuş özel harp komutanlığı yapıyormuş vatan evlatlarını yok etmek için açık açık milleti hedefleyen operasyonları, kumpasları yazdılar. Suç istatlarıyla Sulh Mahkemesi adı altında tamamen şeytani bir rejim kurdular. Ve rejim bu hamleyle başbuğu, İlker Başbuğu, Genelkurmay Başkanlığı'na ve operasyonu yapması için de Hakan Fidan'ı mitin başına getirdi. Yani Erdoğan rejimine eklenmenen Hakan Fidan ve İlker Başbu darbeci, gladyocu ve tamamen e, nüfuz vatanın millet için çalışmayan, Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışmayan, tamamen dış güçlere bağlı, hani dış güçlere bağlı adam aranıyor ya, periçekçiler dış güçlere çalışan bir nüfuz hocalı topluluğu, tamamen vatan haini. Bunları zaten siz e, balyoz, askeri casusluk gibi davalarda gördünüz. Rejimin bütün iç ve dış balantıları tek tek ortaya döküldü. Yani Gladio'nun uluslararası ağ babaları, şebekeleri, yılanın bütün e, kolları, uzun kolları gösterildi. Ve davalarda şunu gördünüz, e, suçlanan insanlar hepsi suçlu. Eto ve Perinçek dav davalarında, balyoz davalarında yeni defa darbeye girişmiş, siyasi bir iktidarı, seçimle iktidara gelmiş iktidarı devirmek için operasyonlar yapmış. İllegal işler yapmış. KCK ve PKK operasyonları. Bakıyorsunuz terörle mücadele altında e, yapılan e, operasyonlar. Sabotajlar yapmış. Cinayetler işlemiş. mi kurmuş. Fahri meçhul cinayetler işlemiş. Kaçak altın ticareti. Uyuşturucu ticareti yapmış. Yani illegal ne kadar şeytanın pisliği varsa. Kumarhaneler açmış. Kadın ticareti yapmış. İnsan ticareti yapmış. Ne kadar pislik varsa hepsi Etö ve Balyoz Perinçek grubundan çıkıyor. Erdoğan bunlarla iş, iş, birliği yapıp rant gördü. İşit ve Enusra'da rant gördü. Terörizmde bir ticaret gördü ve hizmet hareketi ona bu parayı kazandırmadığı için hizmet hareketi ne diyor? Harandır. Yani zulümdür. Bunu yapma, devletin malını yeme, kamu malını çalma, yetim hakkını yeme, onu öldürme, bunu öldürme, terazide yanlış tatma, ölçüyü kaçırma, efendime söyleyeyim, kendi zenginlerini oluşturup da ötekileri ezme, faşizm yapma, hizmet hareketi tebliğ çalışıyor. Yani direkt bağlı veya en, en direkt bağlı, hizmetin eğitimini almış, etik ve bilen, Kur'an'ı hadisi bilen, Müslümanlığı bilen, Türklüğü bilen, yani insanlar ne yapıyor? Bu şeytani rejimin bütün unsurlarını tedavi etmeye çalışıyor yıllardır, tebliğ yapıyor. AKP'li olsun, MHP'li olsun, CHP'li olsun, HDP'li olsun. Ne kadar bu rejimin hastalıklı unsuru varsa Hizmet Hareketi bunları tem tamir etmeye çalışıyor, ıslah etmeye çalışıyor. Herkes biliyor ki Emin Kodatlı, Hakan Fidan, Savamayla beraber Selam Tevhid Öyküdünü kuran Kemal Öztürk yapılanması... Ağar'ın başındaki adam şerefsiz, yeni şafak benziyor. Başakşehir'de mutan hikayeyle kadın ziyareti yapan, fuhuşhane çalıştıran bir ahlaksız Hakan Fidan tefeci. Uyuşturucu ziyareti yapıyor Van'dan yıllardır. Adamın en büyük e, geliri uyuşturucu Mehmet Ağar'la ortak yapıyor. Biliyorsunuz ki AKP'li milletvekilleri ortak. Biliyorsunuz ki e, bu rejimin bütün parası e, illegal şeytani işlerden geliyor. 250 milyar dolar civarında cirosu var. Uyuşturucu ticaretinden. 250 milyar dolar. Mehmet Ağar patronu. Biliyorsunuz yıllardır. Faili meçhullerde Mehmet Ağar var. Uyuşturucu işinde Hakan Fidan var. Bakıyorsunuz pavyon çalıştırıyor. Ruslarla ortak Türk hamamı pavyon çalıştırıyor. Masaj merkezlerinde Rus istihbaratının KGB'si dans ediyor 15 yıldır. Her tarafta Türk hamamlarını Ruslar, KGB, Putin çalıştırıyor. MİT'le ortak, AKP'lilerle ortak. AKP'li belediye başkanları ve milletvekilleriyle Rusların ortak hamamları var. Karı bol. Yani bol bol fahişe. Tabii Putin bu şekilde 550 bin tane Rus kadınla AKP'lileri evlendirmiş. Yani Türkiye'nin yatak odasına girmiş. Putin, KGB, İstelikleri çayı çıkartıyor. İstelikleri fitne fücürü oynuyor. Afganistan'dan betel yapacak yani Türkiye'yi. Suriye'den betel yapacak. Ne tarikat kalmış, ne cemaat kalmış. Ne ahlak kalmış, ne edep haya kalmış. Zina üst seviyede. Zinalar ve binalar yükselmiş. Herkes bunu gördüğü halde haber yapmamış. Gazetecilik yapmamış. Ondan sonra diyorlar 7 Şubat krizi çıktı, MİT krizi. Niye çıktı diye bakıyorsunuz. Kajeke Bob projesi. Büyük Kürdistan projesi. Başında Hakan filan var. En başında Erdoğan var. Kürdistan'ı Erdoğan kuruyor. PKK ile işbirliği yapan Erdoğan. Hizmet hareketi değil. KCK'nin arkasında yine Hulusi Akar var. Bakıyorsun NATO'nun adamı. Nereden baksan Reza Zarap olayı zaten bu sistemin civasını, çıkardı. Patladı. Savamayla, Molla rejimiyle ittifak kurup da büyük büyük bir rant elde ettikleri ve mit baronlarının sekiz buçuk milyar doları niye aldığı belli. Reza Zarrab Amerika'da FBI'nin denetiminden kurumasında cay cay ötmüş konuşan Hakan Fidan'ın kaçırdığı ve Amerika'ya teslim ettiği ki Hakan Fidan CIA elemanı yani e, Mossad elemanı adamın en çok görüştüğü CIA ile Mossad. Mossad ile Serbest tabi. FBI e korumasında Reza Zarrab serbest. Hayatını yaşıyor. Hem İran rejimini sattı, hem Türkiye'deki rejimi sattı. Amerika'da kozu elinde tutuyor. Bilgileri, belgeleri almış. Dava açıyor habire. Türkiye'nin zafiyetinden yakalamış. Türkiye'nin en büyük zafiyeti Reza Zarrab. Önüne yatanlar. Yani Orospu'nun parasını peşin ödeyen Reza Zarrab o Erdoğan'ın bakanlarını önüne oruslu gibi yatırmış, halletmiş yani. Ondan sonra belgeleri de toplamış, Amerika'ya Halkan plan tarafından postalanmış ve Amerika'da tepe tepe kullanıyor. Hakan Fidan niye yerine oturuyor? Çünkü şerefsiz. Yani bunun Rusya'sı, Amerika'sı yok. Şerefsizliğin şeyi yok yani, ölçüsü yok. Şimdi de Çin'e yamandılar. Çin faşist oldular. Rusya, Russian biç olmaları yetmedi. Bir de Chinese biç oldular. Orospu çocukları yani. Motherfucker'lar. Rabiş adamlar yani. E, alt sol adamlar. Bunlara ne denir bilmiyorum ki. E, bakıyorsunuz Egemen Bağış denen şerefsiz e, Zafer Çağlayan serbest dolaşıyor. Adamı aç tayin ediyorlar. Egemen Bağış'ı. Bakıyorsunuz en şerefsizlerden kim var? E, Zafer Çağlayan hala serbest. Değil mi? Muammer Güler serbest. İşit Ernusra'ya imkan sağlamış. Sınırlar kevgire dönmüş İçişleri İş Bakanı döneminde. 25 bin terörist geçmiş süreye. Dokunmamışlar. Hastaneleri Sümeyye Erdoğan çalıştırmış. İçişleri en Erdoğan'ın teröristlerini tedavi etmiş Hatay'da kiliste. Bakıyorsunuz kime bağlı bu hastaneler? Emin Erdoğan'a bağlı. Özel hastanelerine el koymuş Emin Erdoğan. Medipol'la. Kim yönetiyor? Fahrettin Koca. Sağlık Bakanı yönetiyor. Yani Nereden baksanız bu rejimin elinizde kalıyor. Çürük çarık. E, teröristlere destek veren. Selam Tevhid davası ortaya çıkardı zaten. Kahraman polisler ortaya çıkartmış bütün ilişkileri. Savama'nın Türkiye'deki operasyonlarında sekiz buçuk milyar dolar. Ya Savama niye size rüşvet verdi? İran, Molla rejimi niye size rüşvet verdi? Sayın MİT baronları, sayın AKP'li belediye başkanları, milletvekilleri. Erdoğan söyler misin ya? Sen bir ülkede buçuk milyar dolar rüşvet dağıtıyorsan bunun 10 katı, yüz katı bir iş ortaya koyması ve alması gerekir. Sen iş adamısın Erdoğan. Bir yere 100 milyon dolar yatırıyorsan 1 milyar dolar para bekliyorsun. Selçuk Bayraktar damadın dünürün öyle yapmıyor mu yani? Siyah biznesi silah tüccarlarıyla adam üç kuruşluk yatırımla e, yüz kat para kazanıyor. Savaşlarda çıkartıyor senin kayınpeder. Sen de gidiyorsun Libya'da Müslüman öldürüyorsun. Suriye'de Müslüman öldürüyorsun. E, şimdi de siyahlar Karabağ'da Ermenileri vuruyor. Kahramanlık yapıyor. Parayı kim kazanıyor? Erdoğan kazanıyor. Bakıyorsun öğrenler insan. Yani Müslüman veya Müslüman değil. Faşizm yapıyorsun. Ondan sonra para kazanıyorsun. Silah tüccarlığı yapıyorsun. Rantın var. Kaçak pet petrol ticareti yapıyorsun. Rantın var. Kaçak rakı yapıyorsun. Rantın var. Nerede kaçakçılık var? Nerede şeytanın pislikleri var? Kumarhane var. Pavyon var. Erdoğan'a çalışıyor. Türkiye'de ve Türkiye dışında miting kontrolünde. Ben bunları izah etmekten yoruldum kardeşim. Cemaat iktidar kavgası başlatanlar, aslında nifak çıkartanlar, kim? Mehmet Barlas ekibi. Pelikanlar terör örgütü. Hilal Kaplan. Başında Mehmet Barlas var. CHP'li. Egemen Boş. CHP'li. Bu adamı Amerika'da herkes CHP'li olarak biliyor. AKP'li alakası yok. Ama adam parayı rantı seviyor. İtibarı seviyor. Ondan sonra cemaati sevmiyor tabii. İşte Perişekil adamı Alptekin. Şerefsizin önde gideri. Adam Hollanda vatandaşı gidiyor rüşvet teklif ediyor. Bir imamı kaçırmak için Amerika'dan. 15 milyon dolar. Yanında kim var? Genel Kumay es İstibar Eski Daire Başkanı İsmail Akke. peki Pekin var. Kim var? Nedim Şener var. Hürriyet, Hürriyet Gazetesi'nde yazıyor. Köpek. Yani Gladion'un bütün köpekleri Atlan e, Akfrat var. Ferit İlsever var. Perinçek'in adamlarıyla gidip CIA ile FBI çatır çatır oturup pazara gidiyor. Sonra da Amerika'ya sövüyorlar. Perçekçiler. Gidiyor Amerika'yla Bosse'ye 15 milyon dolar para teklif ediyor. McFee yine rüşvet veriyor makale yazsın diye. Bunlar Amerika'da yargılanıyor, ceza kesiyorlar. Reza Zarap yargılanıyor, ceza kesiyorlar. Cezalar Türkiye'ye kesiliyor. Bu, bu adamlara kesilmiyor. Hakan Atilla geliyor, İstanbul Borsası'nın başına konuyor. Nedir bu? Yani Reza Zarrab davaları devam ediyor. Yeni davalar geliyor. Çünkü bütün Savaba'nın rüşvet dağıttığı, Amerika'nın terörist gördüğü, İran devrim muhafızlarının paralarını dağıtan ve onların adına AKP'yi ve MIT'i satın alan, it gibi oynatan, botan hainlerini, iyan edenleri, köpeği, maskalısı, maymunu haline getiren ve darbe yapan bunlar. Başkası değil ki. Reza Zarrab denen olayda tamamen bu. Selam Tevhid dosyası ile alakası var. Ondan sonra ayakkabı kutusunda para çıkar balya balya. Ondan sonra Erdoğan'ın evinde milyar dolar para çıkar eritemezler. Adam e, denizleri bile doldurup şimdi arsa satıyor. Denizleri dolduruyor adam. Kanun çıkartıyor. Meclis elinde istediği kanunu çıkartıyor. İhale kanunu defalarca değiştirip kendisinde ihale kalmadığı sürece ihaleyi iptal ediyor. Hazine garantisini almış. Hazine kendi babasının malı gibi takır takır kullanıyor. Soyuyor, soğana çeviriyor. Ondan sonra insanlar işsiz, açsız e, ve dertli bu rejimle mücadele edemiyor. Ondan sonra bakıyorsun bu yılan rejim Esat'a karşı düşmanlık yapıyor. Esat'ı bitiremiyor. 5 milyon mülteci bakmak zorundasınız. 5 milyon. Yani Timur bile Anadolu'yu işgal ettiğinde bu kadar fille gelmemişti yani. Fil gibi yiyorlar. Ondan sonra kendi ülkesine de gitmiyorlar. 5 milyon adam getirmişler daha. Niye? Yanlış politikalar. Bu yanlış politikaları kim söylemiş? Ahmet Davutoğlu, Doğu Perinçek. Yani Vatan Partisi'nin oy aldığı yok ama Türkiye dış politikasında ülkeyi bataklığa batıran ekip. Hesap verme niyetleri yok. Onu bunu suçluyorlar. Bakıyorsun e, hamleyi kim yapıyor? Doğma bahçe görüşmesinde Yaşar Büyük Anıt yapıyor. Yahudi, sabotajcı, genel kurmay başkanı. Hizmet operasyonunu başlatan o. Tarih kaç? Tarih 2007. Bundan 13 sene önce. Bakıyorsun soykırım projesi çok önemli bu basonlar için. Ve Metin Feyzoğlu'ndan tutun bütün ülkede e, şerefsizler bunlar. CHP'nin genel başkan yardımcısı. Fayda Öz, Öztrak. Özgür Özel. Ümit Özdağ. Operasyon adamları. Kimi dinliyorlar bunlar? Peter, e, Re, Reşat Petek. Mecliste e, 15 Temmuz soruşturma komisyonunun başkanı. E bu adamlar, bu rejimin kirli adamları Hayrettin Karaman, Cilp Ahmet, gazetecileri Rüşten Çakır. Bakıyorsun ağzından nefretkin kin, e, sal akıyor. Bir tane düzgün yorum yok. Tamamen MIT'in rejimin e, Özel halk Komutanlığı'nın önüne koyduğu dosyalar okuyor. Ona göre gündem belirliyor. MIT tırları ortaya çıkıyor cephanelikler. Onu, e, can dünyalar ortaya çıkartıyor. Türkmenlere değil, işit ve silah satıyor. Bir değil, iki değil. Dört bin değil, beş bin değil. Sekiz bin olduğu biliniyor. Uçak uçak, gemi gemi. Hala satmaya devam ediyor. Kilit adam Heysem Topalca ortada yok. 4.500 defa gitmiş işit ve ile teröristlerle görüşmüş Erdoğan adına, MİT adına. Adam ortada yok. Kilit adam Heysem Topalca Türkmen. Kayıp. Türkiye vatandaşı bile değil. Adam Iraklı, Türkiye vatandaşı yapıldı. Erdoğan'ın imzasıyla. MİT mensubu yapıldı. Ondan sonra de Enusra'ya silah satan pet kaçak petrol alan Berat Albayrak. Nasıl ama? Böyle bir e, şerefsizlik düzeni var. Mersin'de Fikri Sağlar rapor yazıyor Melis'e. alan yok. Petrol kaçakçılığı yıllardan beri devam ediyor. Erdoğan bu rantlarla, haram paralarla bir holding kurdu. Aile holdingi. Monarşi. Ondan sonra casusu görgütü dosyası açıyorsun adamlar hakkında. Yok diyorlar. Casus sizsiniz bize bizi suçluyorlar. Bütün suçlarını cemaatin üstüne yıkıp ellerini yıkayıp çıkmaya çalışıyor. Sağır yapıyorlar. Yani kahraman polisleri yedi senedir hücrede tutuyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Kim? Darbeciler, etöcüler, balyocular, perinçekçiler, Erdoğancılar, ortaklar. Polisler hırsızı yakalamış, teröristi yakalamış. Şimdi onları öldürüp yok edip cadavu yapıyor. Kaç senedir? Yedi yıldır. Rejim aynen devam ediyor. Etocu medyası bir yandan, havuz medyası bir yandan, dört bir koldan, MHP'liler bir taraftan, iyi Partiler bir taraftan saldırıyorlar. Saldırdıkları kim? Hizmet. Niye? Niye bize saldırıyorsunuz? Küfrediyorsunuz? Niye bizi fişlediniz? He? Çünkü köpeksiniz. Rejimin köpeklerisiniz. Maymunları domuzlarısınız. Tüm fişleme listeleri ortaya çıkıyor. Fişlemeyi yapanın, bu darbeciler oldu ortaya çıkıyor. Tasviyeleri bu pişlemelere göre yapıyorlar ki yargısız impas, kanun hükmünde kararname meclisten kanun kaçırmak demek. Milletin iradesini çalmak demek. Erdoğan her gün hırsızlık yapıyor. İnsanların hayatlarını çalıyor. Ali Babacan çıkmış Erdoğan'a tek kelime laf edemiyor. Niye? Erdoğan'la mücadele etmeden nasıl parti lider olacaksın sen? Yok. Ahmet Davutoğlu iki çift lafa diyor, Kürtleri kandırmaya çalışıyor. Gidiyor. AK Parti'den kaçanları kendi partisinde yakalamaya çalışıyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi de kuran Erdoğan'ın ta kendisi. AKP'den gidenleri yakalamak için kurdu. Bu kadar basit. İyi Parti'yi kuran Özel Hak Komutanlığı. MHP'yi yöneten parti. Ha MHP olmuş, ha İyi Parti. Hiç farkı yok. Müzelerdeki eserleri çoktan bir çalıyorlar. Biraz e, değil, e, onlar Bilal Erdoğan ilgileniyor. Bilal Erdoğan, işitle çaldıkları, tarih eserleri Suriye'den Paris'e, İngiltere'ye sattı. British Museum'la Paris müzelerine sattı. Hani Fransa'ya boykot yapıyorlar ya, Paris'in bütün müzeleri e, Bilal Erdoğan'ın e, kaçak sattığı tarih eserlerle dolu. Türkiye'den, müzelerden çalınmış, Suriye'den çalınmış, Irak'ta çalınmış, işitin El çaldığı tarih eserleri Bilal Erdoğan satıyor. Adam milyarder Bilal Erdoğan. Yakalayan var mı? Yok. Savcı var mı? Yok. Yazan gazeteci var mı? Yok. Ondan sonra e, diyorsunuz ki bu rejim düzelir mi? Haşim Kılıç vardı. Anayasa Yüksek Mahkemesi üyesi. Adam e, siyaset e, nasıl köpek oldu? Siyasetin köpeği oldu. Hukuk nasıl e, rayından çıktı? Eleştirmişti. Adam e, görevdeyken eleştiri yapmadı. Kol çekti, imzaladı. Ondan sonra emekli olduktan sonra siyaset yapmaya çalışıyor. Ulan şerefsiz. Radikal bir Müslüman biri. Evde televizyon bile yoktur. Haşim Kılıç'ın. Nakşi bendi. Erdoğan'a destek veren adamlardan bir tanesi. Erdoğan ne gönderse imzaladı. Ondan sonra sen siyasetçi olur mu senden? Sen bir defa asosyal bir tipsin. Yani Haşim Kılıç. Asosyal. Televizyon bile seyretmeyen bir tip yani. Anayasa Yüksek Mahkemesi'nde yıllardır Erdoğan'ın gönderdiği her şeyi imzalıyor. Ondan sonra MİT'e suçlama ııı e, bir suç işleme özgürlüğü veriyor. Kim veriyor? Abdullah Gül veriyor. Adam siyaset mi yapacak? Abdullah Gül. MİT'e suç işleme özgürlüğünü veren yasayı kim imzaladı? Noter gibi Abdullah Gül e imzaladı. Zühtü Aslan onayladı. CHP itiraz ediyor. Ondan sonra Kalaların yok. Meclis kalmamış. Anayasa Mahkemesi kalmamış. MİT suç işleme özgürlüğü var. Tecavüz eder, öldürür, hırsızlık yapar. Kimse bir şey diyemez. Erdoğan elinde MİT gibi bir araç var. FETÖ gibi bir jargon var. Herkesi mağdur eder. MİT'le herkesi tecavüz eder. CHP'ler de eder. CHP'ler yırtamazlar bundan. Ölüm tehditleri. Eder tabii. Adam tehditle, şantajla, sindirmeyle istediği adamı FETÖ'cü diye hapse atıyor. Ondan sonra moluna, mülküne çöküyor, ırzına çöküyor. Öyle bir şerefsiz. Öyle bir şerefsiz. Şeytan bile şokta yani. Bu kadar köpek, bu kadar namussuz hayvan bir araya gelmişler. İyi insanlar üzerinde tepiniyorlar. Ondan sonra ben abartmış mı oluyorum? Yani yargı esir alınmış, medya esir alınmış, yürütme diye bir şey yok. Adalet diye bir bakanlık yok. Yani adamların hiç düzgün yaptıkları bir iş yok. Beşir Atalay ayrı bir film. Yani Van'dakiler ayrı bir film. Yüzde doksan Van'ın uyuşturucu işi yapıyor. Uyuşturucu. Düşünebiliyor şey biliyor musunuz? Namaz kılanla çok işlerinde. Hakan Fidan'ın taş oranları. Mehmet Ağar'ın köstence mit şubesi. Avrupa'ya uyuşturucu satıyor. Erdoğan Kolombiya'dan 5 ton uyuşturucu getiriyor. Mehmet Ağır'la. Ondan sonra e, Türkiye'de işleyip Köstenci üzerinden Avrupa'ya pazarlıyor. Millet, Türkiye içinde de satıyor, milleti zehirliyor. Polisler, Ağır'ın polisleri işkence yapanlar, ticaret edenler, dövenler, sövenler. Bunlar rant elde ediyor. Sonra diyorsunuz ki, ha Türkiye'de polisin güvenlik tarafı kalmadı. Namussuz sövüyor, küfrediyor diyor. Bir de burada Allah yoktur diyor. inançları da yok. Niye yok acaba? Niye yok? Türkiye'de asker kalmadı. Şerefsiz bunlar. Ülkeden kaçanlar da operasyon yapıyorlar. Meriç'te, Ege'de millet zor kaçıyor ülkeden. Kaçamıyor. O da bunu piştemiş. Kürtleri öldürmüş, hedefi yok etmiş, içeri atmış. Bütün Kürtleri terörist diyor. Kim diyor bu? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Hizmet yapmıyor, cemaat yapmıyor bunu. Abbas özen denen, rejime bağlı, rejimle ile çalışan ve tüm kesimleri Esad'a e, biat ettiren, ettirenleri, preşekçiler Esad'ın adamları, sağcı-solcu, dinci ateist, alevi, bakıyorsun, e, kontrol eden, tamamen mit mensubu bir birlik platformu var. Bunlar tamamen e, koordine. Bir bakıyorsun e, Sabahattin ön kibarın videosunu, videosunu ediyor. 150 bin kişi seyrediyor. 550 bin kişilik sosyal medyada grupları var. 550 bin kişi. O aynı anda reklamını yapıyor. Yaşar okuyan gibi zombi 80 yaşında adamın videosunu promote yapıyor. Ben üyeyim. Takip ediyorum. O 18 yıldır takip ediyorum. Adamlar tamamen koordine. Size koordine yaptırmıyor. 3-5 kişi bireye gelseniz örgüt kurdunuz diye hakkınızda dava açıyor sosyal medyadan. Haksız bir rekabet söz konusu. Etecüler, balyocular eskiden beri koordine. 550 bin. AKP'den daha fazla. AKP'de bu kadar koordine yok. Yaşar okuyan eski bakanlardan MHP'li olarak bilinirdi. Arap'ta bakanlık yaptı. Derin devletin adamlarından. Vatan Partisi kurucusu. Doğu Perinçek'in başkan olduğu partiyi Yaşar Okuyan kurdu. Turancı, faşist, köpeğin teki adam karaciğeri yetmezdi, ölüyordu. E, Masonlar adamı en güzel doktorlar ve yerlerde karaciğer transplantı yaptı. Adama mannaç şey veriyor. Koşturuyor her gün. Faşist rejimi bir ya Erdoğan düşmanı. Erdoğan düşmanı falan değil. E, yani Erdoğan düşmanlarını da bu rejim organize ediyor. Erdoğan dostlarını da bu rejim bilir diyor. Böyle bir rejim olur mu ya? Yani siyasete bu kadar bulaşmış, bir askeri olur mu? Özel hak komutanı olur mu? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bütün işleri, güçleri özel harp komutanının siyaseti organize etmek. Siyaseti ele geçirmek ve istediği gibi yönetmek. Bakanlar dahil. Erdoğan saray dahil. Ve istediklerini yaptırıyorlar. E bakıyorsun bunlar diplomat oluyor, mit müsteşarı oluyor, Müşavir oluyor, diyanet müşaviri oluyor, imam oluyor, şey oluyor. Bakıyorsun adam tarikatı ele geçirmiş şey olarak karşısına, karşıdan çıkıyor. Sakal cübbeyle. <laughs> Ondan sonra diyorsun ki kim bulundurular Fatih? Nereden çıktı? Hak Haydarbaşı yıllarca yönetti. Kaderi tarikatı. Yani e, adamlar dinsiz, Kemaliz, laik solcu, köpek. Dinle imanla yakından uzaktan alakası yok. Mason, Haydarbaşı tarikatını, Kaderi tarikatını Aziz Paşa'yla Erol Mütercimler yönetiyor. E senin dinle imanla alakan yok. Cuma namazları bile gitmiyorsun. Oruç tutmuyorsun. Ne işin var Kadir tarikatıyla? Soran yok. Gidiyorsun adamların televizyonda yıllarca milletin başını e, yıkıyorsun. Başına bok koyuyorsun. Komple törüsü uyduruyorsun. Erol mütercimler. Arkanda kimler var biliyoruz. Yani bu kadar gölge bir iktidar Türkiye'yi tamamen rejimi kontrol altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıktı polis teşkilatını yıktı. Ülkenin güvendiğini sağlayacak kurumları, koruyan kollayan kurumlarını yıktı. Ondan sonra elinde sopa önüne geleni dövüyor. Önüne gelene FETÖ diyor. Önüne gelene e, hakaret ediyor, küfür ediyor. Faşizm yapıyor. Kendi kontrolünü almaya çalışıyor. Tehdit ediyor, korkutuyor. Satın almaya çalışıyor. Ondan sonra kendisine çalıştırıp da kirletmeye çalışıyor. Bu kadar şerefsiz nasıl bir araya geldi sanıyorsunuz? Kim organize ediyor? AKP'de beyin mi var? Biz e, gördük yani AKP'de beyin yok ki. Bunlar cahil beyinsiz adamlar. AKP'liler hiçbir şeyi yönetmiyor. Adamlar hırsızlığı seviyor, ticaret etmeyi seviyor, dünyayı seviyor. Allah'tan korkmuyor. Hiç cennetten, e, cehennemden e, bir nasipleri yok. Daha doğrusu cennet ve cehennem var, inanmıyor bunlar. İnansalardı bu kadar zalim olmazlardı değil mi? Büyük mahkemeye falan inanmıyor. Allah'a inanmıyor. Kesinlikle. Ben inanmıyorum. E, bu dünya onlar için cennet. E, tiyatro oynuyor. Gösteriş budalası. Şerefsiz. Yani ikna etmeye çalışıyorsun, ikna olmuyor. Sana hakaret ediyor. Sana deli diyor. İtibar suikast yapıyor. Senin açıklarını aramaya çalışıyor. Bak sen de kötüsün. Sen de pisliksin. Senin de günahların var demeye getiriyor. Kendisi şeytanın e, kendisi olmuş senin bir tane günahın bulursa senin 99 tane iyi tarafını çöp atıyor. Sen diyorsun ki her gün insan günah işler. Yok diyor. Sen işleme. Sen bir tane bile günah işleme. 99 tane iyi tarafın var. Sen şeytansın diyor sana. Adam şeytanın önüne gideni ondan sonra senin şeytanlaştırıyor. Günah kesisi yapıp ben konuşunca üstlerine gidince de diyor ki bu adam çok açık konuşuyor. Bu adam tehlikeli ya kontrol edelim ya yok edelim. Yoksa e, bu adam bizim bütün pisliklerimizi ortaya dökecek. Döktüm zaten. Milyonlarca suç işliyorsun ve suçların insanlığa karşı işlenmiş suçlar. Crime against humanity sadece yerel Türkiye içinde kalmamış global işit ve gibi terör örgütlerini bütün dünyayı kasıp kavuruyorsun. Terörizm silahıyla silahıyla politika izliyorsun iç ve dış politika. Ondan sonra bu karanlık güç, güç elinde şeytanlık yapıyorsun, İfrit, İfritleşmişsin. ifritleşmişsin, ifritin kudurmuş, şeytan olmuş. E, yani Allah'ın inayeti kesilmiş, bereketi kesilmiş. Devrilen kütükler gibi toprağa gübre olsun olun diye çöpler süpürmeye çalışıyoruz sizi. E, Allah belanızı versin diye. O yüzden betray diyoruz. E, yakasından düşün bu milletin ya devletin gladiyoyu kesmek zorundayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başka türlü kurtaramayız. Ve Türkiye milletini de devletini de kurtaramayız. Gladiyonun kim olduğu belli. İsim isim belli. Hepsi hepinizin maskesi düştü. Ortaya çıktınız. E, Deşifre oldunuz. Yani ibretlik bir şekilde Allah sizin belanızı öyle bir versin ki bir daha ayağa kalkamayın diye uğraşıyoruz. Üstünüze kreş dökelim diye uğraşıyoruz. Benim frenim yoktur. Ben Abbas'ın torunuyum. Arslan Usta. Bizim genetik sağlamdır. Ve sahabilere gider soyumuz. Hem anne taraftan hem baba taraftan. Merak ediyorsanız. Belki direkt seyit değiliz ama biz e, doğal olarak seyidiz. Hikaye anlattık ya. Arkadaş hikayeye doymuyorsun. Bak gerçek hikaye bunlar. Yani e, gel, ülkemizin kahraman insanları, dürüst, namuslu insanları belli. Horasan erenlerinin bin yıllık Anadolu'ya çaktığı Sufi kodları bozdular, harap ettiler selefi teröristlerle, radikal e, adamlarla. Ondan sonra gerçek Müslümanları hapse sürgüne gönderip e, ezdiler. İnsanların e, şeyi kalmadı, mecali kalmadı ya. Hayal yaşıyor. Yani şuurlarını kaybetti, bilinçlerini kaybetti. Ülkemizin 50 yıla yetişmiş en güzel insanlarını cemaat yetiştirdi. Fethullah Gülen Hoca Efendi yetiştirdi. Şeytanlaştırırsanız, fethedersiniz, karşınızda beni bulursunuz. Biz bu fethi jargonunu gömeceğiz. Genetik belli olmasa bile önemli değil genetik. Yani faşizm yapmaya gerek yok. Yani Ermeni de olsanız, eğer Müslümansanız bizim kardeşimizsiniz. Bir gerçek Müslümansınız. Benim Ermeni e, arkadaşlarım var. Müslüman da değil. Soruyor bana. Bu Karabağ'da ne oluyor diye. Gel anlat. Yani Karabağ'da ne oluyor? Türkiye Ermenisi. Yani merak ediyor. Lübnan Ermenisi başka. Türkiye Ermenisi başka. Azerbaycan Ermenisi. Ermenistan Ermenisi farklı. Yani hepsine ayrı ayrı hikaye anlatacak halim yok. Ben gerçeği söylüyorum. Olduğu gibi. Eskiden beri ben böyleyim. Yani gerçek neyse odur. Gerçek yoksa terapi yoktur. Ve bana güvenlikler içinde hiçbir zaman Ermeni kardeşlerim bana ırkçılık yapmamıştır. Ben de Ermenilere ırkçılık yapmam. Yani zulüm edene, zalim olana, zalim olduğunu söylerim. Haklı olana, haklı olduğunu, haksız olduğunu söylerim. Burada faşizm üzerinden siyasi rant elde etmek ve çıkar elde etmek ve zalimlikle iddiada kalmaya çalışmak şeytanın bir Hussiyettir. kin ve nefretle. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz aşk ehliyiz. Biz aşkın adamlarıyız. Ve aşkın adamları da aşkı anlatır. Neden e, gündemi anlatıyorum? Farkına varın diye anlatıyorum. Yani salak olmayın, kerizli olmayın. Uyanık olun. Yeni nesli bari kurtaralım. Yani e, iki nesli, üç nesli kaybettik galiba önümüzdeki bir iki resli kurtaralım diye anlatıyorum. Hangi harfi? yoklasan Manası. Allah çıkar demişler. İsterseniz bir de şiir okuyayım. Benim şiirlerimi sevmeyenler var. Yani başta şiir okuyoruz. Sonda şiir okuyoruz. Muhabbeti can isteyen cana düşmez. Canandan kaygı duymaz. Can derdine düşmez demişler. Aşkı dileyen canan diyen de dara düşmez. Ciğru darda olan dağ bostan derdine düşmez. Dağ dağlı ahir zamanda şahı Sali bulunsa dertsiz zamansız yaman derde düşmez. Asan olur beyanatı dili. Asan derde düşmez. Bizim işlerimiz budur. Aşkı iştiyaktır. Aşkı iştiyakı canda canan derde düşmez. Travmalar var insanların. Çözmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ahi biz zulmetmeyiz zira Faruk'u Sanma ki asiyiz salibe set Osmanlı'leriz. Benim babamla adı Osman. Haydar -ı Kerrar Şahı Merdan Ali deriz. Benim oğlumun adı Ali. Hüzün makamında sabir Aslı Hüseyin deriz. Hüseyin makamdayız. Hak yolunda nesimi sıddık mukarrabinleriz. Biz mukarrabin sınıfında Allah'ın rızasını kazanmayı ümit ediyoruz. Hacer Asiye Hatice yolunda Meryemileriz. Ecdada yoldaş sahabe denk Mansur vefa ileriz Osmanlı Devleti'ni kuran. Bunu daha önce anlatmıştım. Kafa kesen, kol kesen değil sevgi şefkat mayamız etmeyiz ihanet. Kuyumuz hasiyetimiz salamsa şayet. Minber mihrap oluruz zalimlere lanet. Velasını da mevdasını da arayan bulur elbet. Cahile karşı ilim doluyuz. Sinemizde rahmet. Sadık rüyayız nebinin rüyeti evet müddet. Din var kin yok. Yusuf yoludur hizmet yolu. Şevki iştiyaktır mezhebimiz. Hak yolumuz. Barış içindedir nefsi mülhime. Afaki enfüsi. Self engine motorun engin. Sezenidir ruhu. Gaz, petrol, çay, su doldurmazsan çakılır. Küçük şeylerde büyük şeyler yolumuz. Serötenin, miretenin afaki değil. Natural. Doğal çıkıyor yani spontane. Eşeği sağlam kaza bağlar dervişi küçük. Kinetik pisik pişik derler. Aslen ruhu enerjik. Affet meyeni. Niye affetsin hannan mennan? Vücud ile verdi her şeyi. Beklemez nice hali. Hala şükretmediyse rahmen sorar. 33 kez. Febi eyyâ ilâ rabbiküme tükezzime. Okuyalım mı bir şiir? Biraz şair oluyoruz galiba. Bizde de sufi, aksiyon merkezli bir sufilik var. Yani aksiyonumuz bizim halimizdir zaten. Merhamet etmeyene rahim midir halin? Kalirdir Zulcelali ve ikram, Ezel geçer. Ruhullahı kahhar el kuddüsle temizler. Ferdi ferid olsan sen bir Rabbe köresin. Takdir ettiğinde vardır elbet hakkın. Mücrimlere de rahmet eder Rabbim. Sinelerde ızrap, ızrarla dolu yakin. Garip, naif kulumun kulunum, derviş, sever rauf. Gürcü bir kardeş mi? Yok. Türkmen bu arkadaş. Mesaj atıp duruyor. Yani Türkmenistan'daki arkadaşlar da mağdur ettiler. Türkmen köken. Kazakistan'daki Kazak arkadaşları mağdur ettiler. Bu rejimin Ruslarla ortak mağdur ettiği iyi insan sayısı hesaplanamıyor. Şeytana kulluk ediyorlar yani. Bir de Türkçülük turancılık taslıyorlar. Ben de ona kızıyorum. Ben Türkmenistan'da bilirim, Kazakistan'da bilirim. Özbekistan'ı, Kırgızistan'da anlatayım size. Kafkasya'yı anlatayım, Hindistan'da anlatayım. Adamlar bütün dünyada pitle fucur çeviriyor. Mitin, Etön'ün, Perçekçilerin, Erdoğan'ın adamları. Ortak konsorsiyum. Sinelerde evet büyük bir travma var. Nafidir, şafidir, rezzak kerim ve alim. El habir akar ruhlara, gözleri akın, akın, fıldır fıldır akıyor. Yırtık pırtık kurban, terzidir onu diken. Matem, hanım terzidir. Sadece kuaför değil yani. Matem ruhum hüzünlü, ondan sakın. Tayi mekanlarla temessüldür rüyeti, sırdır rüyası, müteharrik mezara nefes hayat neşvesi sudur. El vasidir havas. bastı zaman kapısında ruhunda enfes. Yeridir duyusu. Sekizinci Ali Firdevs. Hissi kabullen vuku kerameti tükenmez. Bilmez kendini ah bilseydi vaziyeti. Gözyaşları cehün olur hiç gülmezdi. Ruhul Azam emeli olsa ikramı ilahi ruhunda başka yok emeli lillahül vech hillesi cinsi belli ruhu fırtına seccat, camit nesnelerle konuşur Nisan Süleyman davudidir sesi ruhlara iner demir yüreği hepsi Allah'tan ve her şey ondan ayeti İyyâke nâbudu ve iyâke nestâin vasiyeti. Adanmışlığın hali, lazımı gayrı müfariki, İhsar ile kilitli ruhu, tebessümü de irfani. Vura bismillah imzası rahman, rahimdir benim. Teveccü rahmet akar, ilhama mazhar, ilhamidir. Mazbatası yedi iklimde eser, gizli marifeti. Yetmedi yetmez, Sonsuz muhih himmeti lütufla kalıp kahır da tecelliler manası el hak. Muhakkiktir yani. İhsan yörüngesinde umman gayırdır gani. Fakru azzi hamdeder. Şakir şekur şükran. Her şeyde hayrı gördü hayrı bulur kalbi serin. Latifun habirdir istihbaratı, hukufiyeti derin. İstikamet ehline ishar, ikramlar tahtisi nimet. Siyanetle müberra, mücelladır. Selim selamet. Masumiyet karinesi, sammiyettir ilahi nimeti. Eza cefada bulunanlara da affı sonsuz haseneti gıybet edenlere helal kıldı haram olsa masivası cehennemden azat etse her kulu el bari hası mahfiyet ufkunda hiçtir firakı alameti niveti hayat yolusu huda el kayyum sırrı emniyet teyakkuz ile temkindir bastığı el hak nimeti Kılıcı Zülfikar, kırmızı sarıklı Ebu Ducane'yi yeti, Gücü iki yüzlülük, kansızlık resmi sizene yetti. Hiçbir şey yapmamış yapanlara kabarık öfke, öfkesi, pörtek, pörtek gözlü zombileri çizer. Sen çizebilir misin? Ey abidin, biliyorum çizemezsin ama yazarsın. İbrahim'i olsan Nemrudi yolda gezip tozmazdın. Sufi olsan çizemez miydin hayasızın arsız yüzünü? Sanırsın Mevla'ya koymuş alnını secdeli yüzünü. Anlatamıyorum. Dilim tarif edemez oldu hüzünü. Ahde vefa serap oldu. Kimse tutmaz oldu sözünü. Yalnız da gark oldu rüyeti. Yandırdı közünü. Saz caz, bilmez sessizliğin sesinden çalar sasını. Cazgırlıkta iyamet keser, doğrar, dinlemez seni. Aldatanlar usandırdı, kandırmaz. Yolmuş kızını. kazda nazda kalmadı. Saz kalmadı, söz kalmadı. Şair dedi, kötülükle mücadelede kötüleşmeyiniz. Neymiş? Ahlaklı birey ve toplumun büyük imtihanı. Şeytani gayesi canavarı kral yap, menekle mücadele. Canavarlaşmak ne kelime, yamyam yam, azam beşeri, beşeriyete. Düşmanla mücadele bahanesi, kötülük de şeytan kulu. Sıradanca zulüm, inkarı mutlak en büyük kötülük. Sulandır bulandır, nifaket... Nifak Nifak et iken ıslah edeceği geçin. Fesat sal, haset et yalancı, mulla alim geçin. Olmaz deyip olmaz da kapılmaz rüyeti. Azizdir, celaldir Allah, ol dedi mi olur. Kimsesizler kimsesi, gariplere deva. Himmeti, firaset, basiret imkansız olur. Derdimin dermanı, hüda oluru vera. şiirler ağır sizler hafif geldiniz. Perem perem olsa bile rüyetimiz olur. Nothing is impossible diyenlere sika. Çaresizlere çare vardır. Kün feyekun. Yasin'de, Furkan'da olur derse o olur. Ne tasa ne gam duyar. Ruhi duyulur. On, move on. selam durmadı. Arı gönül. Arı gönül. Sattı her şeyi ama en değerliyi satamazdı. Hakkın çahsi manevisini satana gönül koydu. Kasri emellere, düşenlere açıyordu o gönül. Nur lehçesi selamun kavlen mir rabbir rahim. Misafirdir bedene ruhu, çılgın zincirsiz gönül. Doğacaktır tatlı rüyeti, bendine sığmaz gönül. Ağlatman garipleri gülüm, üzülürse cihan yıkılır türküler ağıt, güfteler hicret, sıla aşk oldu. Besteler hicran, sinelerde hüzün, kalpte umut. Yaprak gibi döküldü yazda kışta var gözün. Aşkı müntehada, ruhen baharda şafakta izin. Yaz olmuş, kış olmuş ne çıkar dönecek umut gürbette uçar, konar, göçer o hurmalar, o turnalar, pardon. Sunama dedim, tutsak kalmaz analar. Kartal ile serçe aşkı uçar, ucalardan uca, hikmeti sonsuz azim, nice serdar çıkar. Hangi harfi yoklasan, manası Allah çıkar. Bir kitabullah hazandır, bir cebbar çıkar. Hangi ismi sorsan tecellisi hu çıkar. Hayret heyman deresinde deryası kah çıkar. Hangi ismi azamı sorsan sevdası har çıkar. Nazende sevgilim hayu selam aş çıkar. Sani hakim zatı ilahi ahirde el cami çıkar. İyi günler arkadaşlar. Şiirimizde bu şekilde okuduk ama GoPro ve iPhone'un pilleri bitmiş. Allah'tan Zoom'da henüz pilimiz bitmedi. Laptop'un şarjı çalışıyor. Bu e, videoda herhalde bu ayın sonunda patrona koyacağım son video olur. Yardım etmeyin arkadaşlar. Gerek yok. Yani yardım eden kardeşlerimiz var. 10 kişi yetiyor bize. Yani 10 tane yiğit yetiyor. Yani patrondan yardım ederiz. Twitter'da yayarız, Preskop'ta yayarız diye hiç uğraşmanıza gerek yok. Yani nasılsa biri kurtarır, siz de kurtulmuş olursunuz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar.